Sınırlarımızın ötesinde neler olup bittiğine bakacağız şimdi de. Bir yıl aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda kritik bir çatlak var. Politiko dergisine göre Washington ve Kiev birçok konuda anlaşamıyor. Fikir ayrılığı yaşanan noktalar arasında silah yardımıyla savaşın ne koşullarda ve ne zaman biteceği başlıkları da var. Washington ve Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında gösterdiği birlik yavaş yavaş parçalanıyor mu? ABD Merkezi Politiko dergisi dikkat çeken bir analize yer verdi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya savaş sırasında gerektiği sürece yardıma devam etme sözü verse de perde arkasında görüş ayrılıkları giderek büyüyor. Anlaşmazlığın odağında savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine dair belirsizlikler var. Amerikalı bazı cumhuriyetçi senatörler Biden yönetiminin Ukrayna konusunda net bir politikası ve hedefi olmadığını savunuyor. Politiko dergisine göre 7 ay aşkın süredir Donbas'ın Bahmut kentinde devam eden çatışmalar da Washington'da rahatsızlık sebebi. Zira Ukrayna'nın tüm gücünü stratejik açıdan öneme sahip olmayan sembolik bir yere seferber etmesinin Rusya'nın bahar aylarında başlatacağı büyük taarruz öncesinde Kiev'in elini zayıflatacağı düşünülüyor. ABD Savunma Bakanı Lyot Austin de bu görüşte. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise her karış toprağı savunacaklarını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde fikir birliği sağlanamayan ve tepki çeken konulardan biri de Ukrayna'ya yapılan silah yardımları. Biden yönetimi Kiev'e Patriot füzeleri ve Abrams tankları dahil kritik öneme sahip silahlar verse de Zelenski'nin hep daha fazlasını istediği düşüncesi hakim. F-16 savaş uçağı talebi buna örnek gösteriliyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy'nin Zelenski'den gelen daveti olumsuz yanıt verip Ukrayna'ya gitmeyi reddetmesi Washington'daki rahatsızlığı somut şekilde gözler önüne serdi. McCarthy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak silah yardımı konusunda açık çek politikasına karşı olduğunu söylüyor. Politikonun analizinde Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki asıl görüş ayrılığının savaşın nasıl biteceği konusunda ortaya çıktığı aktarılıyor. Zelenski, 2014'ten bu yana Rusya'nın ilhakı altında bulunan Kırım dahil olmak üzere işgal edilen tüm Ukrayna topraklarını kurtarmak istiyor. Rus güçleri tamamen çekilmeden barış anlaşması için masaya oturmaya da sıcak bakmıyor. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a göre Ukrayna'nın Kırım'ı geri alması Putin için kırmızı çizginin aşılması anlamına gelecek. Bu da tansiyonu daha da yükseltecek. Tam da bu sebeple Washington'ın Kiev'i belirli tavizler verip müzakere masasına oturtmaya çalıştığı düşünülüyor.